Selamlar herkese. Ben diyetisyen Furkan Köse. 2022 senesi itibariyle Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış bulunmaktayım. Yoğun bir üniversite temposuna rağmen nasıl tıp fakültesini kazandığımı sizlere gerek abi gerek arkadaş tavsiyesiyle anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. 2017 senesinde Esenler İbrahim Turan Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. O zamanlar ben de üniversite sınavını pek ciddiye almadığım için son YGS ve LYS'ye girerek büyük bir hüsranla karşılaştım. Bu sınav sonucundan sonra mezuna kalmayı tercih ettim ve dershaneye yazıldım. Dershaneye yazıldığım zaman sanki her şeyin kendinden olacağını hayal ettim ve az ders çalıştım. Sonrasında ise böyle bir sonuçla karşılaştım. Bu sonuçlarla birlikte tercih yapmaya karar verdim. 2018 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandım. Zamanla sağlık sektörüne olan ilgim arttı ve bu ilgiyi daha nerelere veya ne kadar yüksek çıtalara sürükleyebilirim diye düşündüm ve aklıma tıp okuma fikri geldi. Üniversite 3. sınıftayken pandeminin bizlerde yarattığı o büyük boşluğu da değerlendirerek üniversite sınavına çalışmaya başladım. Birkaç aylık çalışmayla birlikte 2021 sınavına girdim. Artık üniversite 4. sınıfa geçtim ve kafa olarak tamamen hazırdım. 2022 YKS'ye hazırlanmaya tam olarak başladım. Açıkçası tıp kazanmak benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Sıralamalardaki dalgalanmayla birlikte ben de hayallerime kavuşmuş oldum. Lise zamanındaki umursamazlığımdan dolayı sıralamam oldukça geriye gitti. Şimdi size bu yoğun süreçten biraz bahsedeyim. Öncelikle sene boyu stajlar ve sunumlar yaptım. Tezler ve makaleler yazdım. Aynı zamanda bitirme sınavlarına çalıştım. Ama asla ders çalışmayı ihmal etmedim. Asla saat saymadım. Her zaman planımı günübirlik yaptım. Bu konuyu bitireceğim ya da bu testleri çözeceğim şeklinde. Her zaman eksik yönlerime yoğunlaştım ve başarısızlığımın üzerine gittim. Kendinize bir hedef koyduğunuz zaman sınır kavramı sizin için tamamen kalkıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Bu eğer ilk bine girmek de olabilir, hemşire, mühendis olmak da olabilir veya herhangi bir bölüme girmek de olabilir. Gerçekçi hayaller kurduğunuz zaman hangi seviyelere gelebileceğinizi tahmin bile edemezsiniz. Hedefleriniz size özeldir. Kendinizi asla kimseyle kıyaslamayın. Tercihlerinizi geleceği düşünerek karar verin. Ben sınava çalışırken hiçbir dershane veya kursa gitmedim. Sadece YouTube'dan ders videoları izleyerek çalıştım. Sınava çalışırken çevremde bana yardım edebilecek kimse yoktu. Çünkü sınav hazırlanan hiçbir arkadaşım yoktu. Ancak hedeflediğiniz şey için bütün olumsuzlukları görmezden gelerek çalışıyorsunuz. Bu sınavda tercih yapanlar için hayırlısını, yapmayanların ise çalışmasını dilerim. Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve unutmayın, bu sınavın zeka ile alakalı olduğunu asla düşünmeyin ve kendinizi asla üzmeyin. Stresinizi yönetmeyi öğrenin ve sürecin iplerini elinize alın.